Merhabalar, 4. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamızla karşınızdayız. Akıl Akıldan Üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız size ulaşacaktır. İsterseniz 4. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamıza başlayalım. 1. sorumuzda aşağıdaki İngilizce ifadeleri Türkçe karşılıklarıyla eşleştiriniz. Evet, clean the board, sit down, open the door, turn on the lights, stand up, be quiet, turn off the lights, close the window. Evet, clean the board neydi? Tahtayı temizle, sit down, otur, open the door, kapıyı aç, turn on the lights, ışıkları aç, stand up, ayağa kalk ya da kalk, be quiet, sessiz ol, turn off the lights, ışıkları kapat, close the window, pencereyi kapat. Şimdi hemen eşleştirmemize başlayalım. Clean the board, tahtayı temizle. Yani 4 numara. Sit down, otur. Yani 6 numara. Open the door, kapıyı aç. Yani 1 numara. Turn on the lights, ışıkları aç. Yani 7 numara. Stand up, kalk. Yani 8 numara. Be quiet, sessiz ol. Yani 3 numara. Turn off the lights, ışıkları kapat. Yani 2 numara. Close the window, pencereyi kapat. Yani 5 numara. Evet, ikinci sorumuza gelecek olursak. Bu kez aşağıdaki İngilizce ifadeler Türkçe karşılıklarıyla verilmiştir. Boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Evet çocuklar, may I dediğimizde bir şey rica ederken may kalıbını kullanıyorduk. May I, yapabilir miyim, edebilir miyim anlamında. Burada Türkçe karşılığı neymiş? Oturabilir miyim? Yani biz burada oturabilir miyim diyeceğiz. Oturmak neydi çocuklar? Sit down. Öyleyse ne diyeceğiz? May I sit down? Evet, bu şekilde yazdığımızda oturabilir miyim anlamına geliyor. Bir diğeri nokta nokta me the book please. Kitabını bana ver lütfen. Şimdi burada book kitap, please lütfen. Burada ver anlamındaki sözcüğü kullanmamız gerekiyor. Yani ver diyeceğiz. Ver ne demekti? Vermek fiili neydi çocuklar İngilizce'de? Give. Yani give me the book please. Burada give yazdığımızda ne olmuş oldu? Kitabı bana ver. Evet. Şimdi nokta nokta to your teacher. Teacher öğretmen. Burada öğretmenini dinle diyor. Bakın, dinle demek için dinlemek fiili neydi İngilizce'de? Listen. Demek ki biz buraya ne yazacağız? Listen to your teacher. Evet, öğretmenini dinle. Clean the nokta nokta. Tahtayı temizle. Temizlemek clean idi. Biz buraya ne yazacağız? Tahtanın İngilizcesini yazmamız gerekiyor. Ne yazacağız? Clean the board. Bir diğeri nokta nokta the window please. Ve ne diyor? Pencereyi aç lütfen. Window pencere. Please lütfen. Biz ne yapmalıyız buraya çocuklar? Aç sözcüğünün karşılığını yazmalıyız. Öyleyse ne diyeceğiz? Open the window please. Open açmak demekti. Ve open yerleştirdiğimizde pencereyi aç lütfen demiş olduk. Open the window please. May I nokta nokta in. İçeri gelebilir miyim? Şimdi burada gelmek fiilini yazmamız gerekiyor. May I come in. Come neydi? Gelmek idi. May I come in dediğimizde içeri gelebilir miyim demiş oluruz. Close the nokta nokta please. Bu kez kapat demiş ve lütfen demiş. Peki kapıyı kapat lütfen diyor. Öyleyse biz buraya kapı sözcüğünün karşılığını yazmamız gerekiyor. Kapı sözcüğünün İngilizce karşılığı neydi? Door idi. Öyleyse close the door please şeklinde yazılmalı. Üçüncü sorumuza gelecek olursak, bu kez boşluk doldurmalarımız var. Birinci diyalogumuzda where are you from? I am from France. Nerelisin diyor. O da Fransalıyım diyor. Daha sonra what is your nationality diyor. Yani Fransalıyım dedikten sonra bu kez milliyetini soruyor. Fransalı birisinin milliyeti nedir? Fransız. Yani Fransızın İngilizce karşılığını yazmamız gerekiyor. I am French. Evet, bu şekilde yazmamız gerekiyor. Bir diğeri where is nokta nokta from? He is from Italy. Burada
he is from dediğine göre soruda da o nerelidir diye sorulacak ve he dediği için bir erkekten bahsedildiği için cevapta sorusunda da ne olmalı? Where is he from olmalı ve devamında bu kez bu erkeğin, bu kişinin, burada tabii bir erkekten bahsediliyor. Bu kişinin bu kez milliyetini soracağız. Onun milliyetini diyeceğiz. Onun derken erkeklerde ne diyecektik? His diyecektik. Öyleyse what is his nationality? Cevap olarak da İtali, yani İtalyalıyım dediği için bu kez İtalyan yazmamız gerekiyor. Milliyeti olarak İtalyan yazmamız gerekiyor. He is Italian şeklinde yazmalıyız. Bir diğer diyalogumuz, where is she from? She is from nokta nokta. O nerelidir diyor, bir bayan için soruyor bunu ve she is from diyor. Daha sonrasında boşluk koymuş. Peki biz bu boşluğu nereden bileceğiz çocuklar? Diyaloğun devamından çözeceğiz. Şimdi bakın, bu kez what is nokta nokta nationality, yani milliyeti ne diye soracağız. Peki bir bayan için soracaksak onun milliyeti ne derken bir bayanda ne söyleyecektik? Her diyecektik. Çünkü İngilizce'de bayanlarda onun demek neydi? Her demekti. Öyleyse what is her nationality? Peki nationality olarak, milliyet olarak ne demiş? English, yani İngiliz demiş. İngilizim demiş. Cevap olarak she is English, yani o İngilizdir demiş. Öyleyse bu kişi İngiliz ise nerelidir? İngiltere'lidir. Evet, bu kişi İngiliz olduğuna göre nerelidir sorusuna ne demeliyiz? İngiltere'lidir demeliyiz. Öyleyse she is from England şeklinde yazmalıyız. Bir diğer diyalogumuz, where are you from? I am from Turkey. Nerelisin diyor. O da Türkiye'liyim diyor. Where is Turkey? Diyor ki Türkiye nerede? Bu kez ne yapacaktık? Kıta isimlerini bilmemiz gerekiyordu. 7 tane kıta ismimiz vardı ve Türkiye bu kıtalardan hangisindeydi? Asya ve Avrupa'daydı. It is in Asia and Europe şeklinde yazmalıyız. Where is Turkey? Türkiye nerede diyor. It is in Asia and Europe. Burada kıta ismi yazmamız gerekiyor. Türkiye'de nerededir? Asya ve Avrupa kıtalarındadır. O nedenle cevap olarak ne yazıyoruz? It is in Asia and Europe. Dördüncü sorumuza gelecek olursak, aşağıdaki sayıların İngilizce karşılığını yazınız. Şimdi çocuklar hemen bakalım. 36. 30 İngilizce'de neydi? 30. 6 ise 6. Öyleyse ne diyeceğiz? 36. Evet, 84. 80 İngilizce'de neydi? 80. 4 ise 4 idi. Öyleyse 84. 78. 70 neydi İngilizce'de? 70. 8 ise 8. Öyleyse 78. 95 nedir? 95. Beşinci sorumuzda ise bu kez İngilizce karşılığı verilmiş sayıyı yazmamız isteniyor. 50 neydi? 50. 3 neydi? 3 nedir? 53. 40, 40, 6, 6, 46. 20, 20, 7, 7, 27. 15 neydi? 15. Altıncı sorumuza gelecek olursak, aşağıdaki işlemlerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Çok dikkat ediyoruz çocuklar. 7, 7, 9, 9. Arada toplama işlemi var. 9, 7 daha nedir? 16'dır. 16'nın İngilizce karşılığını yazmamız isteniyor. Nedir? 16. 20 yani 20 eksi boşluk, yani 20'den bir sayı çıkarılacak ve cevap 17 yani 17. Peki 20'den kaç çıkarırsak 17 kalır? 3 çıkarırsak 17 kalır. Öyleyse buraya 3 yazmalıyız. Yani 3. 4 çarpı boşluk 28. Çocuklar 4 4 idi. 28 28 idi. 4'ü neyle çarparsak 28 olur? 7 ile çarparsak. Öyleyse buraya 7 yazmamız gerekiyor. 7 7 idi. Buraya 7 yazmamız gerekiyor. Bir diğeri 30 yani 30 bölü boşluk eşittir 6 yani 6. 30'u kaça bölersek 6 olur? 5'e bölersek 6 olur. Öyleyse buraya da 5 yazmalıyız. Evet, 6. sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk.
Yedinci sorumuza gelecek olursak, boş bırakılan yerleri doldurunuz. Country ve nationality sorumuz var. Burada ise ne yapacağız çocuklar? Bazılarında ülke ismi verilmiş, milliyet ismi istenmiş. Bazılarında milliyet ismi verilmiş, ülkesinin ismini yazmamız istenmiş. Turkey, ülke olarak Turkey, nationality yani milliyet olarak nedir? Türk yani Turkish. Evet, milliyet olarak Spanish yani İspanyol, ülke olarak ne diyeceğiz? Spain. China, ülke olarak Çin, ne diyeceğiz? Çinli diyeceğiz yani Chinese. Japanese, Japon, Japonya'yı nasıl söyleyeceğiz? Japan. Germany, Almanya, Alman nasıl söyleniyordu? German. Greek, Yunan demek. Peki Yunanistan nasıl söyleniyordu? Greece. Evet, böylelikle 7. sorumuzu da tamamlamış olduk. 8. ve son sorumuzda ise aşağıdaki diyaloglarda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz deniyor. Can nokta nokta swim yapabilir mi diyecek. Bakın cevapta ne diyor? No, she. Şimdi she dediğine göre soruda da o diye sormalıyız. Can she swim? O yüzebilir mi? Cevap olarak no, she dediğine göre hayır yapamaz diyeceğimize göre ne diyeceğiz? No, she can't. Evet, bu şekilde yazmalıyız. Bir diğeri can nokta nokta run, yes I. Burada I dediğine göre, ben dediğine göre burada soru sen diye sorulmuştur. Yani can you run? Yani ne diyor? Koşabilir misin? Cevap olarak yes I, evet yapabilirim diyecek. Öylesi ne olmalı? Yes I can olmalı. Can he drive a car? O araba sürebilir mi? Cevap olarak evet o sürebilir diyeceğiz. Yani yes he can şeklinde yazmalıyız. Can nokta nokta drive a car nokta nokta he nokta nokta. Bakın he dediği için demek ki burada bir erkekten bahsediyor. Öyleyse can he drive a car? O araba sürebilir mi? Burada yes he can demiştik. Burada bakın yüz ifadesi nedir? Olumsuz bir yüz ifadesi var. Negatif bir yüz ifadesi var. Üzgün olduğu için nedir? No he can't şeklinde yazmalıyız. Evet çocuklar, 4. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmamız burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.